%85'i, çocuklarda %90'ı belirtisiz geçiriyor. Bu bir taraftan iyi bir şey ama bir taraftan da işte tanı koymayı, tedbir almayı zorlaştıran bir olay. Çünkü düşman nerede bilmiyorsunuz. Kişi de farkında değil. Şöyle düşünün, yani bir otobüse biniyorsunuz. Orada en azından bir tane işte virüs pozitif insan oluyor ama o insan farkında değil. Ateşi yok, şikayeti yok. Sonra işte maskesini de doğru dürüst takmıyor. Ya hiç takmıyor ya burnundan aşağı indiriyor. Bütün otobüsü enfekte ediyor. Şimdi bu tamamen COVID'e özel bir durum. Mesela gripte böyle bir durum yoktur. Gripte virüsü alan hastalanır. Belirtileri olur az ya da çok. SARS'ta da böyle değildi. Yani SARS'ta da böyle belirtisiz virüs pozitifler yoktu. Bu virüsü pozitif olan herkes hastalık belirtisi gösteriyordu. O zaman iş daha kolaydı. Ama COVID'de maalesef bu biraz daha zor. Dolayısıyla şöyle düşünün, bir düşman var karşınızda. Siz bunun sadece 10 kişiden birisini görebiliyorsunuz. Geri kalanı her taraftan saldırıyor ama görünmez bir düşman. Dolayısıyla mücadele etmek hiç kolay değil. Bu yüzden de tedbirlerin daha çok alınması, işte insanların böyle gevşememesi, hele işte aşı bu işi halledecek diye yanlış bir öngörüde bulunmaması lazım. Çünkü aşılar en etkili korunma yöntemidir. Ama aşı etkisini %80 aşılama olunca toplumda gösterir. Onun içinde işte %40'lardan %50'lere çıktığınız zaman iki doz aşılama oranını önemli bir değişiklik fark etmezsiniz toplumda. Kısa süre içerisinde vakaların azaltmasının tek yolu alınacak tedbirler ve kısıtlamalardır. Vakaların bu yani %85-90'ı gizli COVID demek lazım o zaman. Buna daha çok işte belirtisiz vakalar diyoruz biz. Bunlar da işte bağışıklık kazanıyor. Yalnız şu yanlış düşüncenin de mutlaka ortadan kalkması lazım. İşte insanlar, bir kısım insan da hastalanıp bağışıklık kazanıyor. Bir kısmını da aşı yapıyoruz, işte halloluyor. Böyle bir şey yok. Hastalık kazanılarak toplum bağışıklığı elde edilemez. Çünkü hastalıkta oluşan bağışıklık hem çok zayıftır hem de çok çabuk biter. O yüzden aşı dışında herhangi bir yolla bitiremezsiniz bunu. O halde demek ki aşı bu pandemiyi bitirmenin tek yolu. O yüzden en kısa süre içerisinde bu %80'lere varmamız lazım. Çünkü uzattıkça da ilk aşıladıklarınızın etkinliği bitiyor. Yeniden aşılamak zorunda kalıyorsunuz. Bu böyle bir kısa döngüye giriyor. Daha farklı geliyor. Örneğin alfa varyantından delta varyantı çok böyle belirgin olmadan soğuk algınlığı tablosuyla geliyor. Örneğin sadece çocuk ateşi bile yok. Sadece biraz hapşırıyor, hafif öksürüyor. Test yapıyorsunuz, pozitif çıkıyor. Dolayısıyla eskiden mesela daha çok ateşin, baş ağrısı, vücut ağrısının, işte tad alma duyusunun bozukluğunun ön planda olduğu bir tablo varken şimdi daha çok bir soğuk algınlığı tablosu daha ön planda. Bu da yine delta varyantının klinikte yaptığı bir değişiklik. Yani burnu akan bir çocuğu teorik anlamda olmayabilir COVID. Çünkü şu anda o burun akıntısını yapan diğer virüsler de artmaya başladı. Ama teorik olarak bu çocukta COVID olabilir diye düşünmeleri lazım. Okula göndermemeleri lazım emin oluncaya kadar. Bir sağlık merkezinde karar verilmesi lazım. Tablo tek başına yorumlarken dikkat edilmesi gereken bir tablo. Yani böyle çıplak veriye baktığınız zaman tabloda işte %51 civarında aşısızlar var yoğun bakımda. %39 işte iki doz Sinovac olanlar var ama iki doz BioNTech olanların ve üç doz aşı olanların oranı çok düşük. Tabi bunların izlem süreleri birbirinden farklı. Toplumdaki aşılanma oranları birbirinden farklı. Tam kesin şeyler söylemek için mesela
toplumda yüzde kaç Sinovac uygulandı, yüzde kaç BioNTech uygulandı? Kaç üçüncü doz kaç Sinovac yapıldı, kaç BioNTech yapıldı? Bunları bilip öyle değerlendirmek lazım. Detayını incelediğinizde mesela aşısızların daha çok genç insanlar olduğu, yoğun bakımda yatanların, aşılıların daha çok yaşlı insanlar olduğu ile ilgili detay da var o verilerin altında. Böyle baktığınız zaman aşısızların ciddi derecede %90'ın üzerinde daha fazla etkilendiği görülüyor. Kıymetli bir çalışma ama işte diğer bilgiler Sağlık Bakanlığı'nda, tabii Yoğun Bakım Derneği'nde olmadığı için onları bilemiyoruz.